gayru ulid darar, müminlerden özür sahipleri müstesna oturanlarla vel mücahidun fi sebilillah bi emvalihim ve enfusihim, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir değildir. Burası özellikle cihatla alakalı. Yani her iki tarafta mümin ama bir kısmı Allah yolunda cihada gidiyor, bir kısmı yerinde oturmuş, pek hareket etmiyor. Elbette bu ikisi bir değil. Burada gayru ulud darar kaydı var. Yani özür sahipleri müstesna. Bununla alakalı Ama Abdullah İbni Mektum, ya Resulallah demiş, biz ama halimizle cihada katılamayız ki ne yapacağız diyor. Ayet-i kerimedeki bu kaydın bu söz üzerine nazil olduğu rivayetlerde geçer. Alâ külli hal, her halükarda Allah-u Teala bu kaydı zaten ebedi bir metin olmak üzere koymuş ve bütün zamanlara bakacak şekilde bir hüküm ihtiva ediyor. Cihat, Allah yolunda gayret içinde olmak, Allah yolunda mücadele vermek ve bu ayet-i kerimede de dikkat çekildiği üzere mal ile de olabilir, can ile de olabilir. Bir kısmı zengindir, mallarını bu noktada kullanırlar ve cihadın mali destekçisi olurlar, mallarıyla cihad etmiş olurlar. Bir kısmı da canlarıyla, hayatlarını ortaya koyarak, gerekirse bu uğurda can vererek mücadelelerini yaparlar. Ama bir kısım müminler de var ki bunlar gaidun, oturmuşlar, hareket halinde değiller. Allah yolunda bir mücadeleleri yok. Elbette bunlar bir değildir. Ayet-i kerime bunu nazara veriyor ve Allah yolunda mücadele vermenin lüzumunu bize anlatıyor. Tabi cihat denildiğinde pek çok kişinin zihninde daha çok savaş hatıra gelir. Şunu ifade edeyim. Allah yolunda savaş, o da bir cihattır. Ama cihat sadece savaşa münhasır değildir. Yeri geldiğinde, şartlar tahakkuk ettiğinde Allah yolunda savaş yapılır. Tarih boyunca işte Bedir Savaşı gibi, Uhud Savaşı gibi veya diyelim bir Malazgirt Savaşı gibi, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi gibi bütün buralarda Müslümanların çok kahraman bir şekilde yapmış oldukları savaşlar olmuştur. Ama cihat dediğimiz şey bundan daha genel bir ifadedir. Şu anda Türkiye bir barış ortamı içerisindedir. Ve böyle olması da zaten bir esastır. Esas olan savaşmak değil, barış halini devam ettirmektir. Barışın mümkün olmadığı durumlarda kaçınılmaz bir sonuç olarak savaşa da yer verilmiştir. Peki barış ortamında cihat olmayacak mı? Barış ortamında her türlü Allah'ın dinini yaymaya yönelik faaliyetler, bunlar da birer cihattır. Hatta kişinin kendi nefsiyle, hevasıyla cihat etmesi, bu da yine cihat kavramı içerisinde değerlendirilmiştir. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sefer dönüşünde "Raca'na minel cihadil asgar ilel cihadil ekber" demiştir. Yani küçük cihattan büyük cihada döndük. Ve sormuşlar Peygamberimize, "Ya Resulallah, savaştan geldik. Bundan daha büyük bir cihat mı var?" Peygamberimiz şöyle buyurmuş, "Cihadun nefs, nefisle yapılan cihat bundan daha büyüktür." İşte bir kısım insanlar oturup keyfine bakarken bir kısım gayretli insanlar da Allah yolunda mücadele etmeyi tercih ederler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücadele eden bu kimseler elbette derece itibariyle yerinde oturan müminlerden daha üstündür. فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ بِاَمَّالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَائِد۪ينَ دَرَجًا. Allah mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri derece itibariyle oturanlara üstün kılmıştır. Ve küllen vaada Allahu'l husna, vallahi hepsine de güzelliği, hüsnayı vaat etmiştir. Bir anlamıyla cenneti onlara vaat etmiştir. Yani bir kısım insanlar cihad ederken bir kısmı belki durumu o kadar müsait değil veya o kadar gayretli değil. Bunun neticesinde gitmemiş veya gidememiş. Ama imanı var, İslam'ı yaşamaya çalışıyor.
Allah yolunda cihad edenler daha büyük dereceler olacak, daha büyük mükafatlar olacak. Ama diğerleri de imanı olmak şartıyla, ameli olmak şartıyla Allah onlara da hüsnayı, cenneti vaat etmiştir. Ve فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ عَلَى الْقَائِد۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا Allah mücahit olanları, cihad edenleri oturanlara çok büyük bir mükafatla üstün kılmıştır. دَرَجَاتٌ مِنْهُ Allah katında dereceler ve mağfireten ve bir mağfiret bağışlamak ve rahmeten ve bir rahmet. Yani Allah yolunda cihad edenlere Cenab-ı Hakk'ın çok büyük mükafatı var. Peki bu mükafattan murat nedir? İşte Allah katında dereceler var ve mağfiret var, rahmet var. Bu dereceleri elde etmek, Allah'ın rahmetine, mağfiretine mazhar olmak elbette en güzel mazhariyetlerden birisidir. Bazı peygamberler hayatlarında hiç savaş yapmamışlar ama onların hayatı baştan sona yine cihatla geçmiş. Yani Allah'ın dinini tebliğ etmek, Allah'ın dinini başkalarına duyurmaya çalışmak. Demek ki cihat dediğimizde sadece savaş hatıra gelmemeli. Allah yolunda verilecek her türlü mücadele cihat kavramı içinde değerlendirilmeli. Ve bu manada cihadını yapan kimseler, mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimseler, Cenab-ı Hakk'ın çok büyük lütuflarına mazhar olacaklardır. Ve onların önlerinde ulaşacakları çok büyük dereceler vardır. Nasıl ki memuriyette de dereceler var ve o derecelere göre maaşları farklı oluyor. Onun gibi Allah katında da nice dereceler var. İşte bu derecelere Allah yolunda cihad edenler ulaşabiliyor ve diğerleri cihad etmemekle böyle derecelerden mahrum kalıyorlar. Öte yandan Allah'ın mağfiretine, rahmetine mazhar olmak, bu da çok büyük bir mazhariyet. Allah yolunda cihad edenler buna da nail oluyorlar. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّح۪يمًا Ve Allah gafurdur, rahimdir. Yani Allah günahları bağışlar ve Allah sonsuz merhamet sahibidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَ Meleklerin vefat ettirmiş olduğu o kimseler zalimi enfusihim nefislerine zulmeder vaziyetteyken vefat ettirmiş oldukları canlarını aldığı o kimseler onlara gelince galu melekler onlara derler ki fime kuntum yani siz ne haldeydiniz niye böyle oldu galu onlar dediler ki künne mustadafine fil ard biz yeryüzünde zaafa düşürülmüştük zavallı bir çare bir hale gelmiştik bundan dolayı bir şey yapamadık diyecekler. Galu melekler bunun üzerine diyorlar ki elem tekun ardullahi vasi'a Allah'ın arzı geniş değil mi? Fetuhaciru fiha ta ki o geniş arzda o geniş yeryüzünde siz de hicret etseydiniz. Değerli izleyenlerim, malum Mekke'den Medine'ye Müslümanlar hicret etti. Daha öncesinde de bir kısmı Habeşistan'a hicret etmişti. Ancak Mekke'den Medine'ye hicret edebileceği halde hicrete katılmayan bazı Müslümanlar da çıktı. Ve bunlar diyar-ı küfürde hayatlarını geçirmiş oldular. Melekler bunların canlarını alırken yani size niye böyle oldu? Neden bu hale düştünüz? Bunu soruyorlar. Ve onlar da diyorlar ki biz yeryüzünde müstadaf idik, ezilmiş, horlanmış kimseler idik. Bunun üzerine melekler bu mazeretlerinin geçerli olmadığını nazara veriyorlar. Allah'ın arzı geniş değil miydi hicret etseydiniz? Başkaları hicret etti, siz de edebilirdiniz. فَاُولَٰئِكَ işte bunlar مَأْوَاهُمْ cehennem, bunların varacağı yer, barınakları cehennemdir. وَسَاءَتْ مَص۪يرًا ve bunların akıbeti çok kötüdür. Tabi insan bunu okuduğu zaman onların haline acımaması mümkün değil. Hicret edebilecekleri halde etmemişler. Ve bunun neticesinde küfür diyarında nefislerine zulmeder kimseler olarak hayatları öyle geçmiş ve o şekilde de bunların ruhları kabzedilmiş. Acaba bunlardan hiç kurtulan yok mu? Hatıra böyle geliyor. Ayetin devamı bunu bize anlatıyor.
İllel müstadafine mine rical vel nisa vel vildan. Ancak erkek, kadın ve çocuklardan müstadaf olanlar. La yastati'una hileten, yani bir çözüm yolları yok. Ellerinden gelen bir şey yok. Ve la yehtedune sebile, ve hicretle ilgili de bir yol bulamamışlar. Bu durumda gerçekten mazereti olanlar, bunlar için cehennem yoktur. Yani cehennem bunlar için söz konusu değildir. Ama hicret edebileceği halde hicret etmemişlerse demek ki akıbeti iyi değil. Hicret yeri geldiğinde, şartları tahakkuk ettiğinde yapılması gereken bir görevdir. İşte bunun en güzel misallerinden birisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşanıyor. Sırf dinlerini yaşayabilmek için o zamanın Müslümanları Mekke'den Medine'ye hicret ediyorlar. Yurtlarını terk ediyorlar. Orada mallarını, mülklerini bırakıyorlar. Tek gayeleri Allah'ın dinini daha iyi yaşayabilmek. Ve o şekilde büyük bir fedakarlıkla canları gibi sevdikleri vatanı bırakıyorlar. Başka yere hicret ediyorlar. Tarih boyunca başka hicretler de olmuştur. Günümüzde de yine hicret olayı devam etmektedir. İşte yurdumuza Balkanlardan gelenler, Orta Asya'dan, değişik yerlerden gelenler, bu şekilde göç edenler, Afganistan'dan gelenler ülkemizin değişik yerlerinde bulunmakta. Daha önceki dönemlerde yine mesela 93 Harbi diye bilinir. 1873 yılında o zamanki savaşta savaşlar sırasında Kafkaslardan yurdumuza epey gelenler olmuş. Bu anlamda hicret tarih boyu devam eden bir olay. İnsanlar değişik şekillerde dünyanın başka yerlerine gidiyorlar. Ama bu hicret Allah yolunda olmalı. Allah'ın dinini daha iyi yaşayabilmek gayesiyle yapılmalı. فَاُولَٰئِكَ أَسَلَّهُ اَنْ يَعْفُوَ anhum. İşte bunlar, yani erkek, kadın ve çocuklar, ancak bunların hicrete güçleri yok, imkanları yok. Bu durumda olanlar, olur ki Allah onları affeder. Burada da üslup itibariyle olur ki Allah onları affeder denilmesi, yani bunlar da bir imkan bulsalardı hicret etmeleri gerekirdi. Hatta çocuklar bile orada kalmamalı, onlar da hicret etmeli. Tabii çocuk kendi başına hicret edebilecek değil, onun büyükleri çocukları da orada bırakmamalı, küfür diyarında bırakmamalı ve çocuklarını da alıp onları Müslüman diyara götürmeli. وَكَانَ اللّٰهُ اَفُوًا غَفُورًا. Ve Allah afudur, affedicidir, gafurdur, bağışlayıcıdır. وَمَنْ يُهَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Kim Allah yolunda hicret ederse, يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا. Yeryüzünde gidecek çok yerler bulur. وَسَعَ. Ve bir genişlik bulur. Yani bu da taraf-ı ilahiden bir vaattır. Kim Allah yolunda olmak şartıyla hicret etse, bir yerden başka yere göç etse, Allah-u Teala ona gidebileceği çok yerler bahşeder, önüne çok alternatifler koyar ve genişlik verir. Bulunduğu yerde, daha önceki yerde sıkıntılı bir haldeyken, gittiği yerlerde maddi manevi genişlik, ferahlık verir ve o şekilde insan rahatlamış olur. Şu anda ülkemiz içinde de bir şehirden başka bir şehre gitmek gibi, köyden şehre göç etmek gibi bir takım durumlar var. Ama ayet-i kerimenin asıl nazara vermiş olduğu Allah yolunda hicret etmek. Diyelim birisi köy hayatındadır. Köy hayatında İslam'ı çok da iyi öğrenemeyeceğini görür. Şehir merkezine gidersem orada daha güzel İslami faaliyetler var, öğrenebileceğim yerler var. Oraya gideyim, hayatımı orada geçireyim dese, mukaddes bir gayeyle bunu yapmış olur. Ve bunun neticesinde gittiği yerde Cenab-ı Hak niyetine göre çok güzel şeyler karşısına çıkarır. Veya ülkemizden başka yerlere gidenler var. Avrupa'ya, Amerika'ya, başka yerlere gidenler var. Tabii buradan Avrupa'ya giden birisi daha iyi şartlarda İslam'ı yaşamak için herhalde gitmez. Ama İslam'ı tebliğ etmek için gider. Çünkü oralardaki insanların da İslam'ı öğrenmeye ihtiyacı var. Ve
iyi yetişmiş bir eleman Türkiye'nin Türkiye'den oralara gittiğinde gerçekten çok faydalı olabilir. Ve bu manada gerçekten dünyanın değişik yerlerine giden kimselerimiz var ve bunlar Allah yolunda hicret etmiş oluyorlar ve bu hicretin karşılığında da çok büyük mükafata ulaşıyorlar. Gittikleri yerde çok büyük hizmetlere vesile olabiliyorlar. Ve men yahruc min beytihi muhaciran ilallah ve rasuli, kim evinden Allah ve Resulüne ulaşmak için hicret ederse, sümme yudrikul mevtu, sonra da ölüm ona yetişse, fakat vaga ecruhu alallah, onun ücreti Allah'a aittir. Ve kânallâhu gafûrar rahîme, ve Allah gafurdur, rahimdir. İşte Mekke'de kalanlardan bir tanesi, kendisi yürüyebilecek durumda değil, yaşlı bir vaziyette, ama istiyor ki o da hicret sevabını alsın. Oğullarına diyor ki, o evlatlarım beni bir sedyeyle de olsa Medine'ye götürün. Ve oğulları onu sedyeye koyuyorlar. Ve onu Medine'ye götürürlerken artık yarı yolda ecelinin yaklaştığını hissediyor. Ve bir elini diğer elinin üstüne koyuyor. Ve ya Rabbi diyor, senin Resulün ne şekilde sana biat etmişse ben de aynı şekilde sana biat ediyorum ve söz veriyorum. Bunları söylüyor. Ardından kelime-i şehadeti getiriyor ve o şekilde yarı yolda vefat ediyor. Ancak ameller niyetlere göre, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. İnnemel a'malu bin niyyat. Ameller niyetlere göre likullim rimmâneve ve herkes için ancak niyet ettiği var. İşte kimin hicreti Allah ve Resulüne ise o Allah ve Resulüne ulaşmış olur. Kim de dünyevi bir menfaat veya diyelim evleneceği bir kız böyle bir niyetle hicret etmişse o da onu elde eder. Dikkat edin diyor hadis. Ameller niyetlere göredir ve herkes için ancak niyet ettiği vardır. Demek ki hicret olayında da bir yerden başka yere giderken bunun Allah yolunda yapılması esastır. Allah yolunda yapılması gerçekleştiğinde o kimse bu hicretten fevkalade istifade edecektir. Çünkü bu manada bir hicret cihadın bir parçasıdır. Ve o kimse Allah yolunda rahatını, yerini, yurdunu terk edip dini daha iyi yaşamak için veya dine hizmet etmek için uzak yerlere gitmeyi tercih etmiştir. Ve bu durumda olan bir kimse elbette niyetine göre mükafatını da alacaktır. Cenab-ı Hak hepimize İslam'ı en güzel bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.